Merhabalar, 27 Haziran tarihinde yapılan TYT sınavında sorulmuş olan felsefe sorularına kısaca değineceğim. 11. sorudan başlayabiliriz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Hazzı insan yaşamının bir yeri olarak kabul eden Epikuros, hazdan ne anladığını ise şöyle açıklar. Hazzın bizim için hayatın en üstün amacı olduğunu söylemekle ne sadece her şeyin tadını çıkarmak isteyen müşterilerin zevklerini ve de maddi hazların sınırsıyla doyulmasını kastediyorum. Yani diyor ki her şeyin tadını çıkarmak ya da zevklerin sınırsıyla doyulmasına çalışmak değil benim kastettiğim haz anlayışım için. Bu değil diyor. Bunu yalnız doktrinimizi anlamayan bilgisiz insanlar ya da kötülük olsun diye anlamaz görünenler söyler. Bizim için haz, burası önemli, beden alanında hiç çekmemek, ruh alanında da hiçbir huzursuzluk duymamaktır diyor. Yani benim kastettiğim haz sınırsızca zevklerin peşinde koşmak değildir. Benim kastettiğim haz, bedensel bir acı duymamak, ruhsal olarak da bir dinginlik içinde olmaktır diyor. Şıklara baktığımızda A şıkkı haz anlamlı bir yaşamın biricik ölçütüdür. Doğru, bunu kastediyor. Kendi haz perspektifinden, evet. B acıdan mümkün olduğunca kaçınmak gerçek haza ulaşmanın bir yoludur. Doğru. Yine kendi haz anlayışı itibariyle. C. Maddi hazardan daha çok ruhsal huzurun peşinde koşulmalıdır. Doğru. D. Her şeyin tadını çıkarmak ve zevklerin sınırsız doyulması değildir. Haz. Doğru. Bunu zaten şu söylüyor. E. Gerçek haz bedensel acıdan bile huzur duyabilmektir. Hayır, böyle bir şey söylemiyor. Aksine bedensel alanda acı çekmemektir diyor. Dolayısıyla cevap E seçeneği. 12. Anselmus, Tanrı'nın var olduğuna dair delile Tanrı kavramının kendisinden doğrudan ulaşılabileceğini savunmuştur. Ona göre Tanrı, kendisinden daha yetkini düşünülemeyen, tasavvur edilemeyen bir varlıktır. İfade edildiği şekilde yetkin varlık fikri bütün insanlarda vardır. Ancak en yetkin varlık olarak Tanrı fikrinin sadece zihnimizde olduğunu kabul etmek, daha yetkili düşünülemeyen varlık tanımıyla çelişki yaratır. Çünkü hem zihinde hem de zihin dışında var olan sadece zihinde var olandan daha yetkindir. O halde Tanrı hem zihinde bulunan bir kavram hem de zihnin dışında var olan olarak vardır. Burada sorulan parçadan hangisine ulaşılabileceği. A şıkkı Tanrı kavramının kendisi Tanrı'nın zihin dışında da var olduğunu göstermez. Buna ulaşamıyoruz, böyle bir şey söylememiş. B. Etkin varlık olarak Tanrı zihindeki tüm diğer kavramların kaynağıdır. Hayır, böyle bir şey de söylemiyor. C. Tanrı'nın varlığı deneyime başvurmaksızın a priori yöntemini ispatlanabilir. Birinci cümlede bunu söylüyor. Anselmus, Tanrı'nın var olduğuna dair delile Tanrı kavramının kendisinden doğrudan ulaşabildiğini savunmuştur. Buradaki kritik sözcük doğrudan. Yani deneye başvurmuyoruz. Tanrı kavramı bize zaten Tanrı'nın varlığını a priori olarak ispatlayacaktır diyor. D şıkkı Tanrı'nın varlığı zihinde diğer kavramlara bağışmadan ispat edilemez. Hayır, buna ulaşamıyoruz. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. E, mükemmel bir dünyanın varlığından yola çıkılarak Tanrı'nın varlığına ispatlanır. Hayır, böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. A priori olarak Tanrı'nın varlığına, Tanrı kavramının kendisine hareketle ulaşabiliriz. Onun için bu soru önemli bir soru. Descartes Meditasyonlar adlı eserinden alınan bu örneğinde bilginin kaynaklarından hangisini eleştirmektedir? Balmumu parçasını alalım. Bal peteğinden yeni gelmiş ve henüz kapsadığı balın tatlılığını yitirmemiştir. Toplandığı çiçeklerin kokusunun biraz önce korumaktadır. Rengi, betisi görünümdedir. Serttir, soğuktur, kolayca ele alınabilir ve parmakla vurulduğunda bir ses çıkarır. Kısaca onda bir cismi seçik olarak tanımak için gerekli her şey bulunur. Ama şimdi konuşurken onu ateşle yaklaştırıyorum. Tattan geri kalanı uçup gider. Kokusu biter. Rengi değişir, betisi yok olur. Büyüklüğü artar, sıvılaşır, ısınır, güçlükle dokunulabilir olur ve
vurulduğu zaman ses çıkarmaz. Bu değişimden sonra aynı bal mı kalır mı? Kaldığı kabul edilmelidir. Hiç kimse bunu yadsıyamaz. Hiç kimse başka türlü yargıda bulunmaz. O zaman bu bal mı parçasında öyle seçik olarak bildiğin neydi? Yani diyor ki elinde bir bal mı vardı. Ben bunu değiştirdim. Belli bir şeye maruz bırakarak. O zaman bu bal mı yine bal mı demek istiyor. Ve burada verdiği bütün örnekler, yaptığı bütün işlemler hep duyularla ilgili. Mesela diyor ki çiçeklerin kokusunun birazını korumaktadır diyor. Rengi, betisi, işte sert, soğuk, işte kolayca ele alınabilir, parmakla vurduğunda ses çıkabilir. Bakın bunların hepsi duyu organlarıyla ilgili şeyler. Mesela A şıkkında diyor ki akıl. Hayır, akıllıca bir şey yok burada. Ya da vahiy ile ilgili bir şey de yok. Sezgin, hiç alakası yok. İlham, öyle bir şeyden de söz etmiyor. Bize söylediği şey, algının dış dünyanın verileriyle kurduğu ilişki. Bakarız, görürüz, dokunuruz, duyarız. Bir cismi ilk olarak kavrayan şey olan algımızla ilgili bir şeylerden bahsediyor biz de burada. Dolayısıyla cevabımız B. Duyu. Yani duyunun bize yanılabildiğini göstermeye çalışıyor. Az önce onun şeklini değiştirmeden önce kavradığım şeyle şekli değiştirdikten sonra, onun şekli değiştikten sonra, onun sıcaklığa maruz bıraktıktan sonra kavradığım şey aynı şey mi? Nasıl aynı şey olabiliyor? Ve bizim bu konuya dair fikrimiz niye değişmiyor? Değişmiyorsa o zaman bu balon parçasında öyle seçik olarak bildiğim şey neydi? İlk baştaki balon da sonraki balon mu değil mi? Hangisi balon? Demek ki hani demeye getiriyor ki duyularımız bizi yanıltabilir. Vurgulamaya çalıştığı şey bu. On dördüncü soru. Bu parçada aydınlanma düşüncesiyle hangi iki kavram arasındaki ilişki vurgulanmaktadır? Kant aydınlanma nedir? Başlıklı yazısında aydınlanmayı İnsanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulma olarak tanımlar ve insanın ergin olmayışını kendi aklını kullanma cesareti gösterememesine bağlar. Kendi aklını kullanmak bir tür kibir değildir zira. Aklı kullanmak bütün fikirlere ve hatta kişinin kendi fikirlerine dahi eleştirel yaklaşabilmesi gerektirir. Fikirler elbette ki bilmenin de yolunu açarlar. Ancak bilgiyle temellendirilmemiş veya ilişkilendirilmemiş fikirler karşılaştırılamadıkları gibi aralarında doğru bir seçimle yapılamaz. Bu durumda cehalet de bir başka fikirmiş. Bu bağlamda aydınlanma cehaletten kurtuluş hareketidir. Evet. Burada bize anlatılmak istenen şey birincisi aklını kullanma cesareti. Yani insanoğlu kendi suçu nedeniyle bir ergin olmayış durumundadır. Bunun sebebi de kendi aklını kullanma konusundaki cesaretsizliğidir. Belli bir sizin için birçok şey yapan insanlar mevcutsa yapılması gerekenleri yapmazsınız ve düşünülmesi gerekenleri düşünmezsiniz. Dolayısıyla ortada bir ergin olmayış durumu vardır. Kendi dokunmadığınız, kendi bilmediğiniz şeyleri nasıl ele alacaksınız? Dolayısıyla aklınızı kullanmıyorsunuz demektir. Bunları bir başkası sizin adınıza yapıyorsa, sizin adınıza yerine getiriyorsa, sizin hiçbir müdahaleniz yoksa o zaman siz aklınızı kullanmıyorsunuz demektir. Dolayısıyla
Doğrudan en şıkkına gidebiliriz. Akla güven. Burada bahsedilen birinci kavram bu. İkinci kavram da söze edilen fikirlerin bir bilgi oluşturması, temellendirme ya da ilişkilendirme yoluyla bir bilgiye eriştirmesi bizim. Dolayısıyla iki kavramımız akla güven ve bilginin önemi. 14. soru cevabı. 15. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bağdaşlı filozof Albert Camus'a göre insan üstün olan değerleri yıkabilecek ve kolay edinilemeyen özgürlüğü çabalayarak elde edilebilecek olandır. Özgürlük ne yasanın mutlak egemenliği ne de bütünüyle yokluğudur. Yasanın boyunduruğu altında ezilmek de her şeyi istediğimiz gibi yapabilmek de özgürlük değildir. Üstün bir değerle yazgıya yön verilmiyorsa, rastlantı kralsa, karanlıklar içinde yürüyüştür söz konusu olan. Körün korkunç özgürlüğüdür bu. Bir eylemi yasaklamak veya seçmek bir değer ya da ereğin varlığını gerekli kılar. Burada bize anlatmak istenen şey, bir şeyleri öylesine yapmak ya da boyunduruk altına girmek özgürlük değildir. Özgürlük denen şey aslında bir ereğe doğru hareket edebilmek. Bu hareketin de bir değer etrafında bir değere göre şekillenebiliyor olmasıdır. Ne uyum göstermek ne de başına buyrukluk sergilemek. İkisi de değil. Bir amaca dönük olma durumu olmalı. Bir de bu amacın bir değer etrafında şekilleniyor olması. Aslında özgürlükten kastettiği şey bu. Albert Camus. Dolayısıyla bu ifadede D şıkkında mevcut. Özgürlük eylemin amaca yönelik ve değer odaklı olmasıdır. Diğer açılara baktığımızda da özgürlük seçimlerimize dışsal bir müdahalenin yokluğudur. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Hatta böyle bir şeyin kötü olduğundan bahsediyor. Her türlü yasa insanın özgürlüğünü kısıtlar. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Toplum kuralları özgürlük esas alınarak belirlenmelidir. Hayır, böyle bir değer yargısı yok. Bize doğuştan biçilen yazgıyı ayak uydurmak özgürlüktür. Hayır, bu da değildir diyor zaten. Özgürlük ne yasanın mutlak egemenliği ne de bütünüyle yokluğudur derken. Evet. 15. son cevabı da demiştim. Teşekkür ederiz.